platoya geldiğinden beri böylesin. Çekim için herkes seni bekliyor. Sakın bu işi mahvedeyim deme. Hem neden böyle davrandığını anlamıyorum. Çünkü her şey senin istediğin gibi olmak zorunda değil. Biz de en az senin kadar yetenekliyiz ve... Şovu mükemmelleştirmek için eldeki en iyi malzemeyi kullanmalıyız. Ve gerçekçi olalım, benim kadar iyi değilsiniz. Bunu nasıl söylersin? Seçmeleri seninle birlikte kazandık. Bu klipte oynayabilmek için ikimiz de en iyisi olmaya çalıştık. Duygusal davranıyorsun. Bu profesyonel bir iş. Tamam. Bu şehre taşındığında bana yardım ettin. Ailen dans etme hayallerim uğruna yüz çevirmişti bana. Yeteneğimi sen de takdir etmiştin. Mesele senin kapasiteni bilmemen. İyi olmadığını er ya da geç biri söyleyecekti zaten. Biliyor musun? Sen profesyonel değilsin. Duygusuz ve narsist. Ve bunun profesyonellik olduğunu sanıyorsun. Aslında bakarsan senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. İnsanlar seni değil, kibrini alkışlayacaklar. Kendini beğenmişliğini alkışlayacaklar. İlk tanıştığımız günü hatırlıyorum. Düşmek üzereydi. Sakin ol. Sen de mi konuşuyorsun? Evet. Seni hiç görmedim orada. Daha doğrusu dans ederken etrafıma pek bakmam. İyi sonuç vermiyor. Ama ben seni görmüştüm. Belli. Düşmemeye dikkat et. Hep böyle sıkar mısın? Sen de hep böyle inilici misin? Bol şans. Elimden tut. Ama bu kadar. Bu seni iyi bir insan yapmaz. Ruhun siyah. Çünkü alkışların karanlık tarafındasın. Bazen gerçeklerle yüzleşip sevdiklerimize onlar hakkındaki gerçek düşüncelerimizi söylememiz gerekir. Ancak bu şekilde birbirimizi karanlıktan çıkarabiliriz. Ancak bu şekilde bencillik ve gerçekçilik arasındaki çizgileri netleştirebiliriz. Ancak bu şekilde alkışların cezbeden karanlığında bir ışık çakabiliriz. Ancak bu şekilde gerçek arkadaşlığın ne demek olduğunu anlayabiliriz. İyi ya da kötü, bu bizim hikayemiz. Baby, baby, baby.
Gerçek dostlarımız. Şimdi de sen elimden tuttun ve beni kibrin, kendini beğenmişliğin çukurundan, alkışların karanlık tarafından çekip çıkardın.